yaşam derim. Yani bizler hayatların içerisinden geçen insanlarız. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Nevşehirliyim. 18 yıldır Devlet Demiryolları bünyesinde konduktör olarak hizmet vermekteyim. Bu mesleği seçmek benim tercihim değildi. Devlet Demiryolları güvenlik görevlisi alıyormuş. Biz de müracaat ettik. Dolayısıyla oradan dönüşümle bilet memuru olarak şu anda görev yapıyorum. Ben demir yolcuysam, eşim de demir yolcu. Ben demir yolcuysam, çocuklarım da demir yolcu. Yeri geliyor 400 günlük yollara gidiyoruz. Eşim hem evimin babası oluyor, hem kadını oluyor. Çocuklarım yeri geliyor, babalarını az görüyorlar. Ailem etkilenmiyor diyemem. Ben bir devlet memuruyum. Yani sabah 8'de gidip de akşam 5'te gelen memurlardan hiçbir zaman olamadım. Beni en etkileyen olaylar aslında şeydir. İki sevgilinin ayrılarak bir tren yolculuğuna başlamasıdır. Bundan etkilenirim. Çocuk babasından ayrılır. Babası ailesinden ayrılır. Yeri gelir asker götürürüz. Yeri gelir yeni evlenen insanlar götürürüz. Bunlar hayatta gördüğümüz her şeyin trene uyarlanmasıdır aslında. İsmim Zafer. TCD'de Erzincan Gar'da temizlik personeli olarak çalışıyorum. Tren yolculuğu rahat bir yolculuktur. Hani otobüs, uçak gibi hani onlardansa tren yolculuğunu herkese tavsiye ederim yani. Çünkü rahattır yani. Hani bundan aşağı yukarı 6 ay önce asker uğurlaması vardı. Hani birkaç defa denk gelmiştik ama otobüs şehirlerinde olduğu gibi hani tren garında fazla olmuyor böyle şeyler. Ben Bilal, Bilal Aydın. Kafkas Üniversitesi'nde okuyorum. TDR birincisi. Tren yolculuğu çünkü otobüsten daha rahat, uçaktan daha ucuz. Biraz uzun sürüyor ama yani daha rahat oluyor otobüsten falan. Aslında kışın binmiştim ilk defa. Pek bir şey görememiştim ama bugün bayağı farklı yerler gördüm ya. Yeşillikler falan, ormanlar, dağlar. Çok güzeldi manzara. Doğu Ekspresi doğuyla batıyı bağlıyor neredeyse. Ve ta Kars'tan Kayseri'ye, Ankara'ya kadar çok rahat gidebiliyorsunuz.
bir bölgeden bir bölgeye giden trenle Doğu Ekspresi'ni kıyaslamayın. Doğu Ekspresi'nin hikayesi Haydarpaşa'dan başlar, Kars'ta biter. Kars'ta başlar, Haydarpaşa'da biter. Bunu da diğer trenlerden ayıran en büyük özellik, ben birebir canlı şahidi olduğum için, Batı'nın insanı, Doğu'nun insanı, İç Anadolu'nun insanı. Her türlü kültürü görüyorum ben burada. Her türlüsünü. Doğu'nun insanına da hitap ediyorum. Batı'nın insanına da hitap ediyorum. Onun için Doğu Ekspresi diğer trenlerden daha köklü, hikayesi bol, daha geniş bir tren. Bir batıdan hareketle trende yolculuk seyahat eden bir yaşlı amcaya amca buyurun diyebiliyor. Yani amca buyurun diyemiyorum. Beyefendi demek zorundayım. Ama doğuya gittikçe doğuda aldığım yolculardan herhangi bir yaşlı yolcuya ona da beyefendi diyemiyorum. Amca dersem beni daha iyi anlıyor. Gerçekten Doğu Batı'nın efendisidir. Düşünün ki Batı'da çalışan bir memur, oysaki Doğulu, babası onu ziyarete geliyor. Ona bir iki valizle gidemiyor. Ufak tefek erzaklarını koymak zorunda. Yani bir iki valizle gelinmiyor. Yeri geldi Doğu Ekspresi'nde keçi koyun taşıdılar. Yeri geldi Doğu Ekspresi'nde yumurta pişirip yediler. Ama işte Batı kültürüyle Doğu kültürünün en bariz örneği Doğu Ekspresi'nde birebir yaşıyoruz. Devletimizin, hükümetimizin aslında verdiği çabalarla muhtemelen Kars'a kadar yüksek hızlı treni çekeceğiz. Yüksek hızlı tren şu anda Avrupa'da kullanılıyor ve diğer gelişmiş ülkelerde kullanılıyor. Bu kültürü de, bu teknolojiyi de doğuya kadar getirirsek, düşünün ki medeniyetler arasındaki en büyük güzelliği yaşamış olacağız. Her insanın bir Doğu Ekspresi'nde hikayesi vardır. Her insanın diyorum, bakın çünkü niye? Doğu, batıdan doğuya, doğudan batıya her insanın mutlaka bir seferi olmuştur. Kısa, uzun. Tabii Doğu Ekspresi bir zaman gelecek, nostaljiye dönüşecek. Ama hiçbir zaman hikayeleriyle, güzellikleriyle, anılarıyla herkesin kafasında kalacak.